Kurbanın sağlıklı hayvanlardan kesilmesi gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Hayrettin Akkaya, kurbanın hastalıklı olmaması, yürüyemeyen, uzuvlarını, gözünü, kulaklarını ve boynuzunu kaybetmemiş, dişlerinden çoğunu düşürmemiş olması gerektiğini belirtti. Bunlarla birlikte insan sağlığını tehdit etmemesi bakımından kurbanlık olarak belirlenen hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini söyleyen Profesör Doktor Akkaya, bir önemli nokta ise dişi hayvanların gebe olmaması ve kısır raporlarının bulunmasına dikkat edilmeli dedi. Uygun kurban kesiminin nasıl olması gerektiğini anlatan Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü. Kurban sağlıklı hayvanlardan kesilmek zorundadır. Hiçbir zaman için hastalıklı, yürüyemeyen veya organlarından, dış organlarından, görünen organlarından gözüdür, kulağıdır, ayağıdır, kuyruğudur veya benzeri kaybetmemiş olması gerekiyor. Dişlerinden çoğunu düşürmemiş, yani büyük bir yıkıma uğramamış olması gerekir. Kurbanlarımızın insan sağlığı için sorun oluşturmamasını sağlamamız için kurbanlarımızın daha önceden veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekir. Dişi hayvanlarımızın da gebe olmaması gerekir ve kısır raporlarının bulunması gerekir. Hayvanın sol tarafına yatırılması, tabii büyük hayvan, küçük hayvan fark etmiyor. Deve kesenlerinde sol ayakları bağlanır, ayağa bağlanır ve ayakta kesim yapılır. Diğer koyun, keçi, sığır, manda bunlarınki sol taraflarına yatırılarak, ayakları da bağlanarak bir ayağı serbest bırakılır, üstte kalan. Ve bunun sonucunda keskin bir bıçakla mutlaka kesilmesi gerekir. Bu kesilirken bunlar olmaması, yani İslami usullere göre kesilebilmesi için kesim tekniğini de bilmesi gerekiyor. Hayvana kesimden önce bıçak gösterilmemelidir. Çok keskin bir bıçak olup tek bir harekette özellikle solunum borusu, soluk borusu, yemek borusu ve damarlardan atar damar veya toplar damar mutlaka birinin kesilmesi gerekir. Çünkü kanın akması gerekiyor burada. Boyun tamamen kopartılmıyor. Boyun tamamen kopartılmadığı için de kesim esnasında nefes borusuna kanın kaçmamasına veya yemek borusundan mideden gelecek olan yemek artıklarının kaçmamasına da dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden kesim yerinin hijyenik olması gerekir. Kesim yerinin hijyenik olması için de belirli kesim yerleri tespit edilmiştir. Et kesim entegre tesislerinin mezbahaları olabilir veya ilçe mezbahaları olabilir veya belediyelerin tespit ettiği kesim yerleri olur. Bunların da buralarda kesilmesi, kesildikten sonra dinlendirilmesi, hayvanın bir müddet yaklaşık olarak yarım saat civarında bir dinlendirilmesi, iyice kanının akması ve ondan sonra da yüzme işlemine geçirmesi gerekir. Tabii bunlar çok hızlı yapıldığında hayvan dinlenemez. Dinlenemediği için üzerindeki o sıcaklık, ölüm mortalitesi dediğimiz, rigor mortis dediğimiz olay gerçekleşemez. Ve et taze olarak tüketilmeye kalkıldığında herhangi bir lezzet olmaz. Onun için etin mutlaka kesildikten sonra hayvanın bir 24 saat dinlendirilmesi, soğuk bir ortamda dinlendirilmesi, o etin olgunlaşması ve lezzetin alabilmesi için gerekli şartlardan bir tanesidir. Herhangi bir şekilde arazide, kendi bahçesinde kesmeye çalışan insanların mutlaka derin bir çukur kazıp kullanmadıkları organellerini veya organlarını gömmeleri, derine gömmeleri gerekir ki hem etrafta kirlilik oluşmasın hem de en büyük hastalıklardan kistatik dediğimiz enfeksiyonun, invazyonun oluşmaması için buna dikkat etmemiz gerekir. Tabi bu esnada kesicilerin de dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi zoonoz hastalıklar dediğimiz hayvanlardan insanlara geçebilen bu ekinokokun larval formu olan kistatiğin kesim esnasında özellikle su keselerinin varlığı iç organlarda dikkat edilir. Karaciğer olsun, akciğer olsun, bağırsaklarının üst kısımları olsun buralarda mutlaka bu su keselerine dikkat ederek bunlar güzel bir şekilde ayıklanmalı, temizlenmeli ve bunlar da çukura gömülmelidir. Herhangi bir şekilde bu şekilde fazla miktarda kistatikli olan ciğerler, akciğer olabilir, karaciğer olabilir, dalak olabilir. Bunlar kesinlikle kedi veya köpeklere verilmemesi gerekir. Çünkü bu esnada hastalığın yayılmasına sebep olmuş oluruz. Bunların imha edilmesi gerekir. Çünkü bunların yenmesi risklidir. Eğer sıcak bir yerde kesilmişse hayvan, siz bunu havalandırıp bekletseniz bile etin bu 4 derecede çok kolay bir şekilde bozulması mümkündür. Yani bundan dolayı
24 saatten sonra artık et kesinlikle 4 derecede tutulmamalıdır. Artı 4 derecede. Mutlaka buzluk kısmına, buzdolaplarında ya da dip frizlere, yani 0 derecenin altında donabileceği noktalara, eksi 16, eksi 14 derecelere tutulması gerekir, bulundurulması gerekir. 6 saat süresi içinde bu işlem yapılırsa daha hala canlılığını korumaktadır ve hareket halindedir. Bu hareketten dolayı da yani bir enerji çıkışı meydana geleceği için her ne kadar akıtılırsa akıtılsın kan, yine içinde bir miktar kan bulunacağından dolayı burada çok kolay bir şekilde bakteri üremesi meydana gelebilir. O yüzden etlerin yan yana uzun süre tutulmaması gerekir. Kıyma gibi et ürünleri elde edilmişse bunlar çok daha kolay bozuşmaya müsaittir, bozulmaya müsaittir. Enfeksiyona açık ortamdadır. Onun için bunların daha sıklıkla dondurulması, dip frize konulmasında fayda var.